Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel güllerimizi çalışacağız. Güllerimizin kenarında şu şekilde yapraklarımız var. Şöyle bırakıyorum. Dilediğiniz her renkle uygulayacağınız yerlere uygun olarak bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Çalışmamız için ipinize uygun tığları tercih ederseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız. Evet, kolay gelsin diyerek hemen güllerimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Yapacağımız büyüklüğe göre zincirimizi az ya da çok çekebiliriz. Öreceğimiz gülün boyutu önemli. Ne kadar çok zincir çekersek gül yapraklarımız o kadar çok olacağı için gülümüz büyük olur. Daha küçük kullanacağımız bir gülse zincir boyutumuzu daha az çekelim. Şimdi ben göz kararı çekiyorum. Zincirimi çektim. Şöyle ölçmek istiyorum. Fikir olması açısından 37 santim zincirim var. Şimdi geri dönüşümüzü yaparak birer birer kutucuklarımızı hazırlayalım. Tığımın başında doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine giriyorum. 1, 2 defa ve 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Giriyorum. Bir, iki ve üç. Bir tane zincir yukarıdan, bir tane aşağıdan atlıyorum. Sıradaki zincire girerek bir, iki ve üç. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum aşağıdan. Sıradakine batıyorum. 3 defa da çekerek böyle kutucuklar yapıyorum. Yukarıdan bir zincir çekip aşağıdan bir zincir atlayıp ikincisine batıyorum. 1. Tekrar kafeslerimi örerek sıramın sonuna kadar gidiyorum. Yani zincirlerimin tamamında birer kafes yapıyorum. Son zincirimize kadar birer birer kutucuğumuzu örerek geldim baştan sona kadar. Şimdi yapraklarımızı örmek için aynı rengimizde devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk kutucuğun içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Bir trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı aynı şekilde örüyorum. Şöyle biraz rahat alıyorum. Dördüncü trabzanımı örüyorum. Dört tane trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Ve dördüncü trabzanımızın arkasına girerek şöyle batıp kapatalım. Bir tane bakınız şöyle kirpik yaptık uç kısmında tomurcuk gibi. Tekrar tığımın başını doluyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördük ve ilk yaprağımızı bu şekilde tamamladık. Yandaki kutucuğun içerisine gelerek bir tane sık iğne olarak batıyorum. Yandaki kutucuğa battım. Tığımın başını doluyorum. Direkt bir sonraki devam eden kutucuğun içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Toplamda 4 tane trabzanım örüyorum. 3 ve 4.'yü örüyorum. 1, 2, 3. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki görüntüyü yapmak için 1, 2, 3. Hemen bakın şöyle boşluğa batıyorum. Kapatıyorum. Ve bu işlemi yaptıktan sonra yine aynı yuvaya 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. İkinci yaprağımızı da bu şekilde yaptık. Üçüncü trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki kutunun içerisine gelerek sık iğnemle batıyorum. Tığımın başını dolayarak bir sonraki devam eden kutuya girerek yine 4 tane trabzanımı örüyorum. Üzerine bir kirpik çalışarak toplamda 7 defa bu işlemimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yaprağımızı ördüm. En son trabzanımı ördükten sonra yanındaki kutunun içerisine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve çiçek yapraklarımızı örmeye başlıyoruz.
Kırmızı rengimi alıyorum. Nar çiçeği. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve biraz önceki şöyle sık iğne yaptığım yere gelerek buraya yine bir tane sık iğne olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın. Bir zincirimi çekiyorum. Yandaki kutunun içerisine girerek örmeye başlıyorum. Şöyle iplerimi de arkadan alarak örüyorum. 1, 2, 3 defa çekiyorum. 1, 2, 3. 2 oldu. 3. trabzanımı örüyorum. 4. trabzanımı örüyorum. 5. trabzanımı örüyorum. 5 tane trabzanımı arka arkaya ördükten sonra bir tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Aynı yere. Daha sonra aradaki, yani bir sonraki trabzana gelerek bir sık iğne örüyorum. Sık iğne ile battıktan sonra tığımın başını doluyorum. Diğer yuvama girerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Trabzanlarımı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Sonra yandaki kutucuğun içerisine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki takip eden kutuya ise 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bir sonraki kutunun içerisine sık iğne ile girişimi yapıyorum. Ve bu şekilde bir tane kutuya sık iğne, bir tane kutuya 5 trabzanımızı örerek bütün kutucuklarımızı sıra sonuna kadar örerek tamamlayalım. Gül yapraklarımızı örerek tamamladık ve kutucuklarımızın hepsini bitirdik. Bir kutucuğumuza sık iğne, bir kutucuğumuza yapraklarımızı ördük. En son bir tane kutumuz kaldı. Ona da gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan keserek tamamlıyorum. Şöyle görelim. Yapraklarımızı ördük 7 tane. Ve buradaki kırmızı gül yapraklarımızı istediğiniz kadar büyütüp ya da daha da küçük yapabilirsiniz. Kullanacağınız yere göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi kıvırmaya başlayalım. En son kopardığımız yeri içe alıyorum ve başlıyorum. Kıvırarak kendi etrafında dolaştırıyorum. Tamamen gül formunu kendiniz veriyorsunuz. Şu şekilde bakınız gül formunu verdim. Şurayı kıvırarak içerisinin gri renginin görülmesini istemiyorum. Şöyle dikerken de onun ayarlamasını yaparız. Şu şekilde kenarının grisiyle de yapraklarımızı tamamladım. Şimdi iğnemi pembe renkli, yani kırmızımla ipimi hazırladım. Aşağıdan dikmeye başlıyorum. Elinizde de formu düzelterek şöyle derinden dikelim. Hiç zorlanmayacaksınız, emin olun. Aşağıdan dikiyorum. Gelişi güzel yerlerden açılmayacak şekilde dikişlerimizi atalım. Evet, dikerek gülümüzü bu şekilde tamamladık. Şöyle yapraklarımızla da gayet güzel oldu. Dilediğiniz yerlerde, dilediğiniz farklı renklerle çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.